Ürün özelliklerine birleşik olarak seçenekler. Ürün seçenekleri şu. Bir tane tişört satıyoruz. Sattığımız tişörtün kırmızı var, mavi var. Sattığımız mavinin S'si var, M'si var, L'si var. Şimdi bunu seçenek olarak eklersek, yani kullanıcı girdiğinde aradığı ürünü şöyle kullanıcı girdiğinde kırmızı, mavi, 34 numara, 44 numara gibi seçebilir olursa başka yere kaçmaz. Burada işi bitir. Eskiden şöyle bir inanış vardı. Her renk, her bedeni farklı gireyim, ürünün çok görünsün. Hayır. Artık o kadar çok ürün datası var ki biz ürünümüzü yapabildiğimiz kadar, olabildiği kadar gruplamak, tek bir alana toplamamız gerekiyor. Ki son kullanıcı bu ürünü alabilsin. Girdiğinde o ürünün farklı varyasyonlarını, farklı seçeneklerini görebilsin. Kırmızıyı da görsün, maviyi de görsün. Yeşili de görsün. Yeşilin S'sini de görsün. XS'yi de görsün. M'yi de görsün. L'yi de görsün. Ya da XL'yi de görsün. Çift XL'yi de görsün. Ayakkabıyken 42 numara, 43 numara, 44 numara bunları da görsün. Burada görürken de o rengi seçiyorsa o rengin fotoğrafını görsün. Artık süreç biraz daha zorlandığı için, çok fazla rekabet olduğu için datamızı, kalitemizi yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için de seçenekler bizim için önemli. Seçenekleri doğru, eksiksiz girmemiz gerekiyor. Burada az önce mesela bir ekran gelirken her pazar yerine seçenek eklerken kendine göre bir kuralı var. Şunu eklemeye çalışmıştım da. Hop. Trendyol. Trendyol'dan biraz şey kalıyorum. Seçenekte şöyle, seçenekte kim ne kadar izin veriyor onu biraz kısaca bir söyleyeceğim. Gitti gidiyoruz, her kategoride kendine özel izin verdiği seçenekler var. Renk, beden, kendisi tanımlı, kendisinin bir listesi var. Siz kendiniz böyle kendi renk isimlerinizi, kendi bildiğinizi yazamıyorsunuz. Tamamen kendi gitti gidiyoruz o kategori için izin verdiklerini yazabiliyorsunuz. Biraz seçenek yönetimi kısmında gitti gidiyoruz biraz geride kalabiliyor. İkinci geride kalan kısım N11. N11 istediğiniz renk ismiyle açabiliyorsunuz. Yani alacalı kırmızı gibi değişik kendinize özel renk isimleri açabiliyorsunuz ama beden kısmı az önce ürün eklerken belki gördünüz mü bilmiyorum. Dikkat ettiniz mi? Şöyle deneme yapıyorum. Yazamadım. Şöyle. Burada diyor ki ürün adını yazdığı şeyi yaptım. Gelip burada model kodunu yazman lazım. O model koduna göre ben gruplayacağım. Yani 10 renk, 20 beden varsa onların hepsini aynı model kodunda yazman gerekiyor. Renk isimlerini kendin verebilirsin. Bunu söylüyor. Şöyle göstereyim. Ama bedeni şöyle açıklama girmek zorunda. Beden eklerken benim burada listem var. O listeme göre seçeceksin. Sadece bunlara izin veririm. Yani zincir eklediğinizde zincir 25 santim, 30 santim yazamıyorsunuz. Sadece rengini özelleştirebiliyorsunuz. Trendyol bu konuda gitti gidiyordan iyi. Çünkü istediğiniz renk isimleri yazabiliyorsunuz. Ama beden konusunda listeye bağlı olduğu için, onların verdiği çerçevede izin verdiği olduğu için orayı tamamen beden, bunu ebat diyebilirsiniz, numaralı olarak görebilirsiniz bu arada. Beden kısmında sınırı var. Ama diğer pazar yerleri N11, hepsi burada, Etsy, eBay, Amazon bu konuda son derece güzel, son derece esnek. Kendiniz istediğiniz seçenek isimlerini kendinize göre verebiliyorsunuz. İkili seçenekli, üç seçenekli. Önce rengi seçti, sonra gitti modeli seçti, sonra gitti ebatı seçti gibi şeyler, yapılar kurabilirsiniz. Seçenek yönetiminde en kötü gitti diyor. İkinci kötü, ikinci kötü demeyelim de biraz eksik. Trendyol geliyor. Ama lakin diğer Amazon, eBay, Etsy'lerde seçenek kullanımı son derece güzel, son derece esnek. Amazon, mesela şuradan. Seçenekleri o kadar çok kullanıyorlar ki. Acaba var mı bunda? Şöyle bir şey, umarım denk gelirim. Evet. Bakın her ebatı, her boyutu. Seçenekler aslında ürünü sattıran, eden çok fazla artısını görüyorsunuz. Yani seçenek yapılmasının son derece faydası var. Bu arada fotoğrafa bakın. Kenarda hiç beyaz bırakmamış. Yani şu elde fotoğrafı daha hiç koymamış. Önce büyük fotoğrafı koymuş. Sonra diğerini koymuş. Şuradan mesela bakayım. Var mı renk seçeneği arıyorum da göremedim. Şurada var mı da ona bakıyorum. Heh, bu daha güzel. Bakın
Ürünü renklendirmiş, her renge fotoğraf eklemiş. Seçenek için ayrı fotoğraf var. Şurada isim farklı. Kullanıcı istediğini girip alabiliyor. Bakın, mouse oynattıkça ana fotoğrafın rengi değişiyor. Son derece güzel, son derece şey. Bu iyi bir kullanıcı deneyimi. Yani Amazon, aslında Amazon yapanlardan bir tanesi. Bu gibi dikkat ettikleri diyelim. Sadece bu değil. Bunun yüzlerce şeyi var ama bu tarz dikkat ettiği kriterler bu bize birçok pazar yerine bu yapıyı kazandıran, bunun çok önemli olduğunu gösteren Amazon'du. Ürünlerde yapabildiğimiz her seçenekli yapalım. Seçenekleri fotoğrafla, fiyatını, adetini ayrı tam anlamıyla özel detaylandıralım. Propars olarak bununla ilgili desen karşılığımız var. Her seçeneği ayrı eklenebiliyor. Her kategoriye kendi seçenek ekleyip şöyle kategoriye yeni seçenekler, renk, beden gibi seçenekler ekleyip bunlara kendiniz yeni değerler verip hem yeniden eklerken, yeni bir ürün eklerken, yeni bir seçenek eklerken şöyle yeni ekle dediğimizde kolaylıkla beden, renk, adet girip kolaylıkla seçebiliyorsunuz, kolaylıkla ekleyebiliyorsunuz. Bu avantajınız var. Seçenekler bölümü. 2. Her bir seçeneğe ayrı fotoğraf buradan yükleyebilirsiniz. Ya da şöyle bütün pembelere aynı fotoğraf, bütün arşivlere aynı fotoğraf diye sol bölümde özellik fotoğrafları bölümünden de işlem yapabilirsiniz. Burada bu konuda kullanım konusunda kolaylaşmaya çalışıyoruz, geliştiriyoruz. Yine Propars'ın burada sağladığı büyük bir artı, büyük bir avantaj da şu. Az önce yüzük bakarken şey gördük. Şurada var mı? Türkiye'de mesela 16 numaradır yüzük ama bu İngiltere'de R'dir. Ya da Türkiye'de 46 numara ayakkabı, Amerika'da 6'dır, 7'dir. Seçenekleri yine Propars panelinde, solda çok satış altında. Eşleştirme bölümümüzün içerisinde seçenek eşleştirme yaparak siz Türkiye'deki 42 numaranın İngiltere'de 46 olduğunu seçebilir, kullanıcıya anlatabilir, olabilirsiniz.